10 ay önce yola çıktım ve Fransa'dan yola çıkıp 11 ülke geçerek Kudüs'e geldim. Şu anda Kudüs'teyim. Daha dün geldim. Şimdi ben neden Kudüs'e yürüme geldiğini soracağım. Bakalım ne diyecek. Burada insanlar acayip derecede futbol aşkıyla yandığı için her tarafımızdan top sekebiliyor. In English. I will translate. So. No problem. No problem. Sonrasında Türkiye'ye geldikten sonra işler güzelleşti. Buraya geldim ve artık çok mutluyum diyor. Tamam. O zaman Kudüs'ten ve Mescid-i Aksa'dan herkese selam olsun. Evet, selam, onun için hayırlı akşamlar. Cümleten, üç gezgin birbirini buldu burada. Kudüs'te çok güzel bir yerde buluştuk. Gerçekten yani büyük bir tevafuk oldu aslında. Aynen öyle. Burada İbrahim dünyayı geziyordu. Kudüs'e geldi. Naim kardeşimiz de yürüyerek gelmeye başladı Kudüs'e. Çok büyük bir emek aslında. Aylardır yollarda. 10 ay sürdü değil mi Naim? 10 ay. It took 10 months, right? 10 months, yeah. It took 10 months for come here. Ve bunun 3 ayı Türkiye'de. Yani and İstanbul, Kapıkule'den girip Mersin'e kadar yürüdü. Tam 3 ay sürdü. Şu anda Kudüs'te dün geldi. Ve birlikteyiz. Bugün birlikteydik. Birlikte iftar açtık. Hatta yardımcı oldu bize. Dolaştık, gezdik. Şu anda da birlikte itikafa kaldık. So right now we are with Naim. With Nail. My name is Nail. Yes. Can you introduce yourself? I will of course speak in Turkish. What you tell me in English? Okay, of course. I will translate. So. No problem. No problem. Burada insanlar acayip derecede futbol aşkıyla yandığı için her tarafımızdan top sekebiliyor. No problem. Ben okay. Nail'le konuştuğumu Türkçe ve İngilizce çeviri olarak yapacağım inşallah. Şimdi Nail'e sordum. Nasıl başladı bu seyahat? Kendinden biraz bahseder misin? Evet. Okay, no problem. So can you introduce yourself? Okay. My name is Nail. Selam aleyküm. I'm from France and I come here in Al-Quds in Jerusalem just by walk. I leave France since 10 months, donc on I, and I travel by 11 countries. It take me 10 months. I already said this, and I'm arrived just yesterday in Jerusalem, and I meet and this evening I meet Mesut and Ibrahim, mm-hmm. and we take iftar berber. And yeah, it was very very beautiful meeting, and I talk a lot with them, and now we make this like live for explain my travel and explain what I do and present. So now I will translate all and no problem. Let me continue. No problem. İsmim Nail, Fransa'dan geliyorum. Böyle bir yolculuğa karar verdiğim zaman 10 ay önce yola çıktım ve Fransa'dan yola çıkıp 11 ülke geçerek Kudüs'e geldim. Şu anda Kudüs'teyim. Daha dün geldim ve Mesut ve İbrahim'le tanıştım. Beraber iftar yaptık. Bu yolculuğumda 11 ülkeyi 10 ayda geçerek en sonunda buraya vardım. Şimdi ben neden Kudüs'e yürüme geldiğini soracağım. Bakalım ne diyecek. Evet, biz de bir tava soruyoruz. Aynen öyle. Ya özellikle kamera karşısında öğrenmek istedik. Çünkü biz de bir hani nasıl bir şey yani doğaçlama bir şekilde öğrenelim. Kendisi de bize anlatsın. Biz de şaşıralım. Sizinle birlikte istedik aslında. So, how did you decide to make this trip 10 months ago while you started? Because it's a long trip from France to home to Kudüs. And it is like you leave your relaxed house, like very comfortable house. Yes. How it started and why you do this? Okay, so I make the choice to do this travel because since a long times I wanted to travel during a long time, maybe 1 year or 2 years, because for discover the world, for discover myself also, and so I chose this goal of Jerusalem because 4 years ago I was come here and I was fall in love of Jerusalem and Palestine, and I want to come back, and I say okay, I will make the two things. The one thing is to make the road by 11 countries to discover the people, discover different culture, discover landscape, and to make really original things like by walk. It's
it's not all the day that you heard that there are someone they come by walk in the place, and yeah, the second things, it was to come back in Palestine and in Jerusalem. Şimdi dedi ki, ben dedi her zaman merak ediyorum hani seyahat etmenin nasıl bir zevk olduğunu, nasıl güzellikte olduğunu ve 4 yıl önce geldiğim Kudüs'te, Kudüs ziyaretimde burayı çok sevmiştim ve bir gün tekrar geleceğimi söylemiştim kendime. Tekrar gelmeden önce de ya bu sefer farklı bir şey yapayım. Nasıl yapayım? Yürüyerek geleyim ya, yani çıkayım evden ve yürüme geleyim. Buna karar verdim çünkü yürüyerek gezdiğiniz zaman her şey biraz daha diğer seyahat şartlarına göre daha farklı gerçekleşiyor. İnsanlarla tanıştığınızda, onlara yürüyerek gezdiğinizi söylediğinizde herkes bir şaşırıyor. Ya nasıl yani, yürüyerek mi? Ve bu ülkelere geçeceğim zamanda onların kültürlerinden, işte yemeklerinden, insanlarından. Çünkü kültür keşfetmeyi, farklı insanlarla tanışmayı vesaire de çok seviyorum. O yüzden de böyle bir yol tercih ettim ve tekrar Jerusalem'e gelirken, Kudüs'e gelirken yürümeyi tercih ettim. And the first things, my principal goal and principal motivation, it was to meet the people, really meet the people. It's because I chose this way by walk, because when you walk, this is the best way for meet people and to learn the country and to learn the real face of a country. Because you pass by little village, by no touristic place, you pass by your road, and it's a very, very good way for meet people and know very good the country. And me, my first motivation, it was to know the people, because I like to talk with all different people of different culture and of all different country. Amazing. Asıl seyahat etmekteki, bu yola çıkmaktaki, yani yürüyüşü seçmekteki amacım da bir yerdeki insanlarla tanışmanın en güzel yolu orayı yürüyerek geçmek. Yani bir turist haliyle sadece işte en bilinen popüler sokaklarından geçip oraları işte keşfedip dönmek veya başka yere gitmek değil de yürüyerek yavaş yavaş insanların tanıya tanıya. Çünkü tanımak istiyordum diyor. Yani insanları, oranın kültürünü. Çünkü kültürü öğrenmek için insanı tanımak gerekiyor. İnsanı öğrenmek için de yavaş yavaş gitmek gerekiyor. Yani Naim'in de fotoğraflarını gördüm örneğin. Fotoğraflarında genelde işte köylerden, hani şimdi hiç turistik olmayan mekanlardan geçiyor. Sonuçta Türkiye'den gelirken işte 3 aylık bir süre zarfında ta batıdan gelip Mersin'e kadar köy dolaşmış. Onu soracağız. Yani köy fotoğraflarında işte köylü teyzelerin, amcaların onun işte evinde ikram etmesi, misafir etmesi, ikramlar şey yapması, köy kahvelerinde muhabbet etmesi, herkesin gerçekten çok ilgisini çekmiş yani. Hatta bazen çok zor şartlar yaşamış. İşte karlı fotoğraflarını gördük yani, yollarda bayağı bir zorluk yaşamış. Yani bu iş çok kolay bir şey değil aslında. Tabii. Hani yeni kültür öğrenmek insana aslında bir haz veriyor. Hani mutlu ediyor ama diğer taraftan da yani bu işi gerçekten sevmek lazım. Hani çünkü baktığın zaman sadece yürümüyorsun aslında. Biz şu anda bile örneğin çok konforlu bir alanda bile sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Su sıkıntısı var, yemek sıkıntısı var, barınma, sıcak falan. Ama Naim bütün bunlara rağmen karlı, kışlı, yağmurlu, ki geçen demin demişti ya, iki gündür çok yağmur yağıyor burada. Çok ıslandım şeyden, Eriyadan falan gelirken. İnanılmaz bir yağmur vardı burada. Yani gerçekten kendini adamış bu işe ve çok da öyle lokal yerlerde çok güzel hikayeler biriktirmiş. Yani bu herkesin yapabileceği ya da cesaret edebileceği bir olay değil aslında. Kesinlikle. Yani Naim gerçekten çok büyük bir iş becermiş. Yani hepimizin takdirini ve belki ben de bir gün böyle bir şey yapabilirim yani. Ya kesinlikle insan yani, mesela benim hani Instagram ismi de Hızlı Gezgin ya. Yani sürekli yoldayım ve seyahatler öyle gerektirdiği için biraz hızlı gezgin oldu. Şimdi ama gerçekten yavaş gezmenin apayrı bir hazzı var. Yani evet, öyle şansa yani fırsatlar öyle gerektirdi benim hayatımda. İşte bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya. Ama yavaş gezmek apayrı. Yani dediği gibi oraları tanımak istiyordum diyor. İşte tek tek gidip işte insanlarla tanışarak devam etmek istiyordum diyor. Şimdi Türkiye olayını ben çok özellikle merak ediyorum. Kendisi de inşallah bize anlatsın. Canlı yayından da sormak isteyen varsa soru. Mesela... Tamam. Şimdi there is two questions. Okay, so which countries you passed by? Okay. And the other, how you passed Syria and Israel. So just before Turkey, let's finish it.
and we want to listen 3 months of Turkey. Okay, no but problem. First, let's finish until Turkey. Okay. What happened on the road? How was it? Okay. How many months? Okay. And like you can summarize it. Okay. No, but you tell me something and I will translate, so we can go by one by. Okay, no problem. Aynı konuştuğumuz gibi işte Türkiye'ye kadar ki zamanı bir konuşalım. Neler yaşadın, neler yaptın, kaç ay geçti, nasıl ülkeleri nasıl geçtin? Sonra da Türkiye'yi ayrıca konuşuruz inşallah diye söyledik. Bakalım dinleyelim. Okay. So I start my travel the 15th of May of 2022. So the last year. So I start my travel just near of my home, just in my home, and I pass by the Alps, by a big chain of mountains. After I come in Italy, I pass by the north of Italy. After Italy, I start in the Balkans, in Slovenia. After Croatia. Önce Fransa'da evinden çıktıktan sonra İtalya'ya geçti. İtalya'dan Slovenya'ya, Slovenya'dan Kroasya, Hırvatistan'a, Hırvatistan'dan Bosna-Hersek'e, Bosna-Hersek'ten Karadağ, Montenegro, Arnavutluk, Yunanistan, Turkey. After I pass 3 months in Turkey, okay. Very big travel. After I go to Kıbrıs, I take the boat from Taşucu to Kıbrıs. And in Kıbrıs, I can't take the boat to Lübnan. It was my first ID, but it was finished, no boat. So my second solution, it was to... So I have worked from the north to the south of Kıbrıs. And after, I have taken a plane to Amman, to Jordan. Mm-hmm. Jordan. It was my only solution. Okay. I can't go to Syria because it was too dangerous and it's not allowed. And I can't go to Lübnan because there are no boats. So it's very, very, very hard. Şimdi Kıbrıs'a geçme olayı şöyle olmuş. Aslında 3 aylık bir tekne turu yapmak istiyordum dedi. You wanted to pass Lebanon for 3 months boat trip? Yes. It was like this, right? Yeah, my first idea first was this. It was by Lübnan. After Lübnan passed... Try to pass by Syria, and after Syria to go to Amman to the Urdun. Yani Suriye'ye gitmek istemiş aslında, fakat Suriye'ye geçiş izni olmamış ve orada bir de hani hem tehlikeden dolayı hem de geçiş izni olmadığından dolayı oraya geçemedim dedi. Asıl ilk planım öyleydi dedi. Sonra da ben ne yaptım dedi? Kıbrıs'ın kuzeyinden girdim, güneyinden uçağa binmek zorunda kaldım. Amman'a geçtim, Ürdün'e. Ürdün'e o şekilde gelip Ürdün'den de after Jordan walk to Palestine. I passed the border to Jericho and after Jericho I'm arrived here just yesterday. It was a very very beautiful moment and maybe the most beautiful moment of my life. Şu anda biraz trolleniyoruz o yüzden. Evet tamam. Ürdün'den de İsrail'e yürüyerek geçmiş sınır kapısından. Öyle bir hani bir sıkıntı olmadı ama buraya geldim ve artık çok mutluyum diyor. Dün geldim yani ikinci günüm artık ama inanılmaz mutluyum. İyi ki buradayım diyor. Bir soru var sanırım. There is a one question. Evet, ona geleceksin diyor. Aynen, o sorulara gelmeden hemen biz bir şey dinleyelim. Bu en azından Türkiye'ye kadarki kısımda bir yaşadığı iyi ya da kötü. Aynen. So we want to hear from you if until Turkey, what was the like you never forget, like something bad or something good, you can tell us, and it's an inspired situation, right? Inspired story. All people like curious about your story. We will hear about you. Let's see. Of course. So in the east of Europe, the most beautiful country that I with the very they will stay in my spirit was Bosnia Herzegovina, because of the history of the country, the situation of the country, and the generosity of the people. But if I want to keep one moment very very bad, it was my first time in Greece. I passed the border and I arrived in unfortunately in a village where the people that was not very very kind. And I was controlled by police. I was fight with one man, and also another things. And I sleep outside. Yeah, 3 things very very hard in the same night. Same night. Yeah, same night. But after it was very very good in Greece. But just this, unfortunately.
Yolculuğumda en sevdiğim yerlerden, ülkelerden, yani konakladığım yerlerden biri Bosna Hersek'ti diyor. Oradaki insanların sıcakkanlılığı, sevecenliği, samimiliği beni çok mutlu etti diyor. Bir tek hani şu an unutamadığım, aklıma gelen Yunanistan var dedi. Yunanistan'a girdiğimde polislerin kontrol şekli, insanların o köydeki, geçtiğim yerdeki insanların davranış şekli hiç hoşuma gitmedi diyor. Hatta biriyle kavga ettim diyor maalesef. Kötüydü ya, o üçü çok kötüydü benim için, ama sonrasında Türkiye'ye geldikten sonra işler güzelleşti. But you know, in my travel I don't have a big moment of bad or big moment of good. But just big moment of good yesterday, of course. But it's just little moments by little moments. Sometimes little things bad, sometimes little things good, but not big moments of fear. Just when I was in Greece, my first day, I was in the village and very crazy man, and I was afraid in this. But did you fight with him? Yes. But after police come, it's because after I got into the post police and a lot of problem and this. It's like this. This is travel, you know. This is travel. Yeah, this happens. Unfortunately, when you are 10 months in the road and always outside, always happen some things. Always happen something. Yunanistan'daki olayla ilgili yani küçük bir ayrıntı da, hani bayağı ciddi ciddi kavga mı ettin dedim. Evet dedi, yani adam bayağı, sen dedin herhalde kan olayı oydu değil mi? Bir kan gördün mü, ne dedin Instagram'da postta? Ne? Kar. Kış şartları. Ben de kan anladım. Herhalde dedim onu paylaştı. Yani Yunanistan'daki, yani sonuçta 10 aylık bir yoldasınız. 10 ay boyunca bir seyahat ediyorsunuz. Tabii ki iyi şeyler ve kötü şeyler gelecek başına. Benim de gelen, hani çok çok kötü bir şey başıma gelmedi ama çok çok güzel şeyler başıma geldi. Özellikle dün buraya varışım diyor. Bu arada soru vardı sanırım. Onu da soralım mı abi? Dedi yani... En duygusal anlarından birini söyler misin gibi. So there was an emotional moment for you, right, on the way to here. Can you tell us one of them, because people are curious about it. Emotional moment? Maybe there are a lot, you know, there are a lot. Very emotional moment. it's very difficult to say. And I was in... I think. I say lot of good moments, and maybe moment one choice, like this, the one it's when I was in Italy. One man wait me on the road since all the afternoon. He wait me with lot of things to eat, and really, you know, it was not very incredible moment, but I feel in the eyes of these people very lot of sincerity and lot of beauty and lot of things. And he give me a baston for walk and lot of things to eat. It was a very beautiful meetings, you know. It was not incredible moment, but for me it was very very beautiful. And also what I can say. It's very very difficult because when you look at the back, yeah. You feel a lot of moments, and yes, you don't, course. You can't like qualify the which yes, one is of course, the, of course. Everything is very when really I think precious for when you. I think now that yeah, one time I arrive in Canada in a village, and I say nothing, and the people come. I come to the house, and they give me the table here. I say nothing. Give me the table here, all the food on the table, and I stay like during two nights in this village, and I discover all the people in the village. I discover one man that he make work on the wood, and very lot of incredible moments like exactly. This, you know. Lot of things of I meet one people they know another people, and after I meet all the city, all the village, lot of things like this, you know. Right. And yani böyle spesifik anlar tabii ki insan aklına hemen gelmiyor ve sonuçta uzun yolculuk, hiçbirini böyle hani ya şu şöyleydi bu böyleydi diyemiyorsun, ama mesela Karadağ'dan bir örnek verdi. İşte Karadağ'a gittim, bir köye girdim ve bir anda önüme bir masa geldi. Bir anda yemekler geldi. Bir anda beni 2 gün misafir ettiler. Yani hiç kelime konuşmadım diyor, ama bir anda böyle bir sıcak karşılamalar oldu. Çok mutlu etti beni diyor. Yani mesela İtalya'dan bir örnek verdi. İşte yolda karşılaştım bir anda. Ama hani diyor inanılmaz değildi, ama diyor benim için çok değerli ve çok
benim için çok inanılmazdı diyor yani. Çok kıymetli oluyor aslında yani seyahat boyunca hani ufacık bir iyilik, ufacık bir küçük bir not parantez bile çok hani insan hayatına çok değerli oluyor. Hani anlatmaya çalışsa aslında buna benzer çok fazla şey var. Yani hepimiz bunu yaşıyoruz. Gezen insanların her dakika ayrı bir güzelliği, ayrı bir unutamayacağı anlar vardır ama bunu bir anda söylemek ya da bir anda bunları söylemek çok zor aslında. Ama eminim hayatında buraya da yaşamış olduğu her an onun için çok kıymetli. Yani gezen bir insan olarak ben şahsen kendimden biliyorum. Hayatımda yapmış olduğum seyahatlerde her bir anın çok ayrı bir değeri vardır. Kesinlikle. So there's moments that when we making the moments like just we live the moments and yes. we get the like point of the travel, right? We got the vibe of the travel and yeah. it's all our them are separately very precious and yeah. meaningful for us, right? Yes, yes. So because like three of us we are travelers, like yeah. Mustabi had traveled many countries, me yeah. too, like you too. Yeah. And so we just living that moment and when people coming to you very charm, very like yes. Very easy to you, very helpful to you, of it course. Makes you like most like incredible time yes, for you. Yes. That's it. But if I can say like there are no one moment special beautiful moments, there are a lot of beautiful moments, you know. Lot of beautiful story of people, lot of beautiful welcoming in the family of people, in the home of people. And this make all this it's connected. It's connected, you know. All of this is connected. I can't choose one moment. I can't choose because all the people have different story and different different people right. or different country. It's very difficult to make a choice. Yani her insanın farklı bir hikayesi var sonuçta ve yaşadıkları ile ilgili farklı anları var. Sonuçta herkesin hani seyahat hikayesinde de mesela Mesut abinin gezdiği yerler, Nail kardeşin gezdiği yerler, benim gezdiğim yerler, hepimizin farklı farklı hikayesi ve sizin de yani sonuçta hayatınızda gezdiğiniz yerlerle ilgili her birinin inanılmaz güzel doğal ayrıntıları ve farklı farklı hikayeleri var. Yine ben kendim merak ettiğim bir şeyden soracağım, sizin sorularınızı da almaya çalışacağız yine. For example, I want to ask you a special question for you, like so. For example, you pass like we speaking still until Turkey, right? Okay. So like first 3 months passed. Mm-hmm. I mean, you are passing Croatia. Yes. You don't know people. You just met on the road, and I want to ask you like Muslim point, right? Yes. Because you are Muslim. Yes. You have your Muslim life. Mm-hmm. It's sometimes very hard. Because of the voodoo and the obligations of like 5 times pray a day, yeah. and people has to understand you. Because if the village is non-Muslim village, and if you tell them like I'm here, I will take voodoo and mm-hmm. like the salah, yeah. but they don't know anything about it, or yes. they know, but they know different, right? Yeah, yeah. So what was the weird story for you about it? Like you can pick some stories because yeah. and. You can like you it made you happy and it made you sad because you are Muslim, you know what I mean? Okay. The yeah, topic okay. So can you explain us and I will translate very quick. Dedim ki yani sen sonuçta Müslüman bir insansın ve seyahat ederken Müslüman olmanın verdiği zorluklar var hepimiz için, çünkü mesela yani namaz yani şöyle zorluk ama aslında bizim için bireysel bir zorluk değil, sadece insanların belki oluşturabileceği zorluklardan bahsediyorum. Yani oldu ya da olmadı bilmiyorum ama yani mesela yani Müslümansın, gittin bir yere, adamlar Müslüman değil, bilmiyorlar ya da biliyorlar, farklı biliyorlar, seni ilk defa görüyorlar, Müslümansın diyorsun ki işte ben abdest almam lazım, namaz kılmam lazım falan. Ha, bununla ilgili bize bir anlatabilir misin hikayelerinden veya anından veya ne anlatmak istersin dedim, onu bir dinleyelim. So my more incredible story. When I was in Greece, I visit the Mount Athos. Do you know what is this Mount Athos? No. It's a mounds of there are just mounds of Greek Orthodox mounds. Okay. And I was here, but if you go here, you must to be Christian. Okay. So me really I want to discover. So I don't want that my religion be like. Barrière
You didn't want to put a wall, like you wanted to discover, right? Yeah, I want to discover. Even if you are Muslim, you want to discover. Yeah, of course. Okay. So for go, I want really discover this month. And so for visit this month, I must to say that I was Christian, you know, for visit, because I want to go, because it's a very very close space. It's not allowed to the woman to go. It's not allowed to the other people of religion to go, just for Christian. So I come in this monastery, and they are just Greek Orthodox, you know, and it was very very hard. Not hard, but very lot of faiths, you know, very believers. Yes, very very believers. And when you are Muslim here, it's you don't feel easy. You don't feel easy. And so during the night, I must to make my pray, but very 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 quickly, you know, for that. If they see, I don't know if they will make something, but it was not. It was a word. Very special things to be Muslim in this space where there are just Greek Orthodox, and very very special things. And also, I can say, always I try to adapt. Like if I am like in, because my first motivation is to meet people, you know. And sometimes I don't say that I was Muslim. Mm-hmm. If the people don't ask me the question, I will not say directly I'm Muslim, and I will to make respect for. For don't brusque the people, yes. And for really for enter in the intimacy of people and to discover their life and discover what they do, you know. Like the specialty of the question, like if you any like for example racism or anything else, when they learn you are Muslim, and how was the situation when you sometimes I have very very good surprise. Okay, because I come in like in the village or in the city, and I say if he discovered that I am Muslim, it will be very hard. But after they ask me the question, I say okay, I am Muslim, and they was very very nice. They was okay, no problem, we are all the same, we are Christian, Muslim, we have together, you know, we are together. And so I was very 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 surprised, very surprised. I can say I forget what I want to say. No problem. I will translate very quick. Sorduğum soruya cevabı şöyle oldu. Yani çoğu zaman bana sormadıklarında ben Müslüman olduğumu söylemiyordum dedi. Yani öyle bir hani söyleme gereği duymuyordum. Bana sorduklarında da söylüyordum. Genelde de bir problem, bir hani herhangi bir şey çıkmadı. Bir keresinde korkmuştum, hani söylesem mi, bir tereddütte kalmıştım. Ama söyleyince de tam tersine, yani biz hepimiz insanız, ne olacak yani, hani ha Müslümansın, biz de Hristiyanız, hiçbir fark yok aslında aramızda demişlerdi dedi. Bir keresinde de şöyle ilginç bir hikayeden bahsetti. Yunanistan'da bir bayağı katı bir Ortodoksların bir yerine gittim dedi. Ben eğitime duydum aslında. Manastıra gittim dedi. Orada dedi, ismini söyledim. Athos. İsmi Athos'muş. Belki farklı şekilde duymuşuzdur, bilmiyorum. Orada dedi mesela Hristiyan Ortodoks olmayanların girmesi yasak dedi. Ben orada kendimi Ortodoks söylemek zorunda kalmıştım dedi. Allah affetsin. Ortodoks söyledim dedi. Ama dedi hani işte namazı kılacakken de kaçtım oradan bir ara, hani dedi bir yere saklandım, öyle namazı kıldım. Sonra devam ettim dedi. Hatta kadınların bile girmesi yasak olan bir yerdi dedi. Düşünün yani. Öyle bir yere girmiştim. İlginçti benim için dedi. Hani o, çünkü öğrenmek istiyorum dedi. Çok bana farklı ve ilginç geliyordu dedi duyduğumda dedi. Ve gidip gördüm dedi kendim yerinde. O anları yaşadım dedi. Soru var mı? Tamam. Tamam. Şimdi hangi milyon olmuş o? Bilenler mi girdi? Bilenler de girmişler şimdi. Şimdi onu sona bırakıyorduk. Şöyle yapalım mı? Aynen. Türkiye'ye girelim mi o zaman? Evet. Türkiye'ye girdikten sonra da İslam sorusunu sormamız daha mantıklı olur. Çünkü Avrupa ülkelerinde hani direkt onu sormaktansa bence
daha mantıklı olur. So let's get into Turkey. Okay. Like from after Greece, right? Okay. But the question was, one question was, how was the Islam countries that you saw until here? But I said, like, let's get into Turkey and let's answer the question later, okay. Because until Turkey, it was just European countries, right? Yes, but Bosnia. Bosnia was like, you can, yeah. Arnavutluk also, but yeah, that's it. Let's talk about it. Let's get into Turkey because also we are like having like minutes. It's, if you don't stop, we will talk like 3 hours, 4 hours nonstop, right? Of course, yeah. Hemen hızlıca Türkiye'ye gireceğiz inşallah. Çünkü konuşsak 3-4 saat zaten susmayız. Bari Türkiye'ye hemen girelim. Çok da dakikamız 30 olmuş zaten. Hadi bir Türkiye'ye girelim. Sonra da Bosna, Arnavutluk ve Türkiye'deki Müslümanlarla ilgili ya da Kıbrıs'a da geçti ve buraya geldi. Onları da sonrasında diğer plana, değil mi? Son rotayı. Hadi yürüyerek Türkiye'ye bir girelim. Neler olmuş? Let's talk about after Greece. How was the Turkey story? Bayit. Bir taraftan da şu anda giriş yapayım aslında. Nayım dünden beri buradayız. Yani bizim, ben kendimi burada ünlü zannediyordum ama Nayım benim şöhretimi yere düşürdü. Herkes tanıyor bir günde. Maşallah yani sokakta yürürken hani biri bakınca fotoğraf çekmek isteyince ben acaba benle mi çekecek fotoğraf derken Nayım da çekiyorlardı. Şey demiyor mu zaten direkt? Avu Fransız değil mi ya bu uşak gezen? Direkt öyle giriyorlar konuya. Şimdi Şu an gençler bekliyor şu an. Kamera arkasında bir sürü genç şu anda Naim'i bekliyor aslında. Herkes tanıyor şu anda Naim'i. Biz de hızlıca kısaca geçelim. Çocuklar da çok rehin almadan. Let's talk about the after Greece. How was the Turkey trip? 3 months. How was the Turkey very trip? Summarized. Okay. So I arrived in Turkey. My first step was in Ipsala. I arrived by Ipsala, the road of Ipsala. After Ipsala, I take by Tekirdağ. And after maybe 5 days, 6 days, arrive in Istanbul. So when I arrived in Istanbul, it was very incredible, because for me it was like the half of my way, very 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 incredible. It was the goosebumps. Yes. I see Istanbul. Okay, I make from France to Istanbul just by work, and this it was my first incredible step. And also my first day in Turkey, I meet lot of good people. When you pass from Greece to Turkey, it's like cold and it's Assalamu alaikum. Shukran kthir wallah. It was like the cold and the hot, because the people were very chivalrous and they always ask me if I need some help, and this also for me it was I was very happy to be in a Muslim country, and because me I like the culture from Turkey, from the Arab country and all of this, yeah. So Türkiye'ye geldiğimde Tekirdağ'dan girdim, İpsala sınır kapısından. Ve 5 gün yürüdüm, İstanbul'a ulaştım. İstanbul'a ulaştığım ilk gün çok güzeldi benim için. Özellikle Türkiye'ye ulaştığım gün de çok güzeldi. Çünkü Yunanistan'dan ya da Avrupa kısmından Türkiye kısmına geçerken resmen sanki soğuktan sıcağa geçmiş gibiydim. İnsanların davranışı, sizi karşılama şekilleri, davranış şekilleri, yani hepsi aslında bir bütün olarak beni sıcak bir karşılama oldu. Sonrasında İstanbul'a geldiğimde ilk gün çok benim için inanılmazdı, çünkü yolun yarısını aslında bitirmiştim. Fransa'dan İstanbul'a geldiğimde yolun yarısı bitmişti ve dedim ki tamam, ben yolun yarısını bitirdim dedim kendime. Ve gerçekten İstanbul'a geldiğimde tüylerim diken diken oldu. Çok güzel hissettim. İnsanların samimiyeti, beni davet etmeleri, hoş karşılamaları vesaire çok güzeldi. Hmm. After Istanbul, or how many days you stay in Istanbul? And where you stay, like you stay in hotel? Yes. Or you stay where, like, so, because you are walking in the street, and how this is happening, because you are not using social media, right? Of course. So I will translate it very short. Şimdi arkadaş sosyal medya da kullanmıyor. From France to kullanmıyordu. Fransa'dan Türkiye'ye kadar kullanmıyordu, bizim Türkler zorlayana kadar. Yani şöyle, yolda gidiyorsun, Türkiye'ye girdin, tamam, Tekirdağ, İstanbul.
Ne oldu da yani yolda yürüyordun, otelde mi kaldın, insanlar mı misafir etti, bu nasıl oldu diye sordum. Şimdi bir dinleyelim. So, yes, I'm arriving, so, for the night, me, I say, my goal is to meet people. So, I try the most of the time, I try to sleep in the home of people, or to ask to people the place where I can sleep, but I try to never take hotel, never take hotel. Because you discover country when you discover the people, you know, and also it's very beautiful to discover people and I find it makes you it's people make you the adventure, not the country makes you adventure. This is the people because you meet people, they met okay, you know, and so when I arrive in Istanbul, I have a contact in Istanbul. It was like a contact of a priest, Christian priest. Mm-hmm. It was a friend of my friend, and he welcomed me. He have a church in the district of Galata. Okay, and he welcomed me during 2 weeks, and so I stay 2 weeks in this church. And very nice people, and yes, for this. Bir ülkeyi bir yani aslında en başta söylediği olay yani insanları keşfetmenin yolu, kültürünü keşfetmenin yolu onlarla tanışmak için uğraşmak. Yani bir otele gittiğinizde veya hani böyle konaklama yerlerini seçmeye çalıştığınızda öyle bir şansınız olmuyor ama insanlara gidip İşte ben nerede konaklasam güzel olur? Yani nereye gidebilirim? Nerede uyuyabilirim? Çünkü yürüyerek geziyorum. Ve hani bir otelde vesaire kalmak da istemiyorum. Çünkü insanlarla tanışıp o kültürü tanımak istiyorum. Ev şartlarını, ortamlarını görmek istiyorum. Ve genelde de insanları evine davet ediyordu dedi. İstanbul'da da öncesinde tanıştığı bir papaz varmış sanırım. O davet etmiş. Ve 2 hafta kadar Galata çevresinde bir kilisede misafiri olmuş. Öyleydi diyor. Gerçekten enteresan yani 2 hafta boyunca. So that 2 weeks you also discovered inside the Istanbul? Yes, of course. Right, by walking. Yeah, I make all the district. I must to say yes. One important things. The first day when I arrive in Istanbul, I meet the friends of Mesut. Eyüp abi, really very very beautiful meeting. And the first day when I arrive, I go up to the district of Taksim, and he see my because I have a script in my bag, and he see this, and he invite me to eat, and we talk together, and after he make visit me his atelier when he make his artist things. Onun atölyesine gittik diyor. Atölye. Bu arada giriş yapayım aslında. Eyüp abi vesile oldu. Ben Eyüp abinin geçmiş dönemde 3 ay 4 ay öncesindeki paylaşımlarını gördüm. Nail kardeşimizle tanışmıştı ve onu misafir etmişti. Eyüp abi de Kudüs üzerine araştırmalar yapan, kitap yazan ve Türkiye'de ilk Kudüs çocuk atölyesini kuran bir abimiz. Yani Kudüs'e olan bağlılığını bir inanılmaz bir gönül bağı var. Ben de burada hemen 10 basamak altta taşındım. Hemen yanı başında 6 sene öncesinde tarihi fotoğraf çekerken Eyüp abiyle burada tanıştık. Ve sonrasında Nail'in Kudüs'e geldiğini görünce yine Eyüp abinin paylaşmış olduğu hikayeden gördüm aslında. Paylaşmış olduğu hikayeden gördükten sonra direkt Eyüp abiyi aradım. Dedim ki ben Nail'le görüşmem lazım. Herhangi bir iletişim kaynağı var mı? Hani iletişim bilgisi var mı? Ve Eyüp abi bana Nail'in cep telefon numarasını verdi. Hemen aradım Nail'i. Neredesin dedi. Kıble mescideyim dedi. Hatta ben iftar şey yapıyordum. Hazırlığı yapıyordum. Yemek getirdim. Dedim ki Nail Faysal Melik Faysal kapısına gel. Kıble mescidinden kalktı. Ben Faysal kapısından yani arabalarla yemek iftar dağıtacağız. Yemek dağıtacağız. Tabii o arada biz içeri girdik ve kalabalıktı. Başka yoldan geldik. Biz kıble meclisine geldik. Naim'i aradım. Neresin? Ben dedi ki kapıda seni bekliyorum dedi. Yani yardıma çağırmıştım onu. Sonrasında geldi. İftar sonrasında yardımcı oldu ve burada iftar açtık. Güzel bir şey oldu. An oldu bizim için. Eyüp abiden bahsetti. Tam Mesut abinin zaten bahsettiği hikaye de oydu. Kendisi bunu normal bir canlı yayın Kudüs canlı yayını değil mi? Yani kendisi de
Eyüp abiyle tanışmasının işte sonradan Mesut abiyle tanışmasının hikayesinden bahsetti. Zaten Mesut abi de onu özet geçti. Şimdi soru varsa alalım. So when you visit the Islamic countries, which one is or what can you say about the Islam, how the life of Islam, how they live the Islam in the country? Like for example, you said Albania, Arnavutluk, and here, and Turkey, right? This is very interesting question, because you know, when you visit a country, always the Islam is adapt of the cultural of the people. You know, you don't have the same Islam in Bosnia, you don't have the same, but you have the same Islam because, but you have different things. You know, the people live their Islam different. In a different way, when you visit maybe Bosnia, there are a very big link with the history of the country, because of the war and because the people they associate sometimes the religion to the nationality. You know, when you are in Bosnia, the people say, okay, I'm Bosnia, so I'm Muslim. You know. And I'm from France. It's not like this, you know. In France, this is not. You can be Muslim if you are French, if you are Moroccan, if you are Malaysian, if you are from Thailand, you know. And this, it was very new for me because I discovered this in the Balkans. The people associate their nationality to their religion, and this was very very special for me. Bu ilginç bir soruydu diyor en başta ve mesela gittiğimde çok değişik ilginç şeylerde tabii ki çok farklı şeylerle karşılaştım ve bunlardan bir tanesi mesela özellikle Balkanlarda oldu dedi. Ya mesela Balkanlarda insanların yani Bosnalısın Müslümansın böyle bir şeye dönmüş diyor. Ben mesela Fransa'da yaşayıp hani Fransız olan Müslüman böyle bir şey konuşamazsın yani Fransızsındır, Müslümansındır ya da değilsindir. İşte Malezyalısındır, işte ne bileyim Türksündür, Arapsındır artık neyse ama ırk resmen Müslümanlıkla bağdaşmış diyor. Yani Bosnalısın ve Müslümansın. Yani Müslümansın ve Bosnalısın değil de Bosnalısın ve Müslümansın oluyor. Bu bana çok enteresan gelmişti diyor. Because of the politics and historical situation. This is a big link and the people they recognize them by their religion, you know. Yani bunun da tabii ki tarihle yaşadıkları savaşlarla ilgisi çok yani direkt onlarla bağlantılı. Çok derin bir bağ var bununla ilgili diyor. Yani çünkü o şekilde yani hayat onu o şekilde veya tarih onu o şekilde götüttürdü diyor kısacası. Ve bu benim için yani çok farklı bir duygu oldu diyor. So can we also continue from the Turkey story? Okay. Very quick after Istanbul, okay. Because you passed all the way after Istanbul, okay, also, yes. Not using transportation, yes. Just by walking till, yes. Mersin, right? Yes. So how was the? Can you make it very quick, like till Istanbul to Mersin? Okay. Hızlıca Mersin, İstanbul Mersin bağlantısını hemen yapalım, öğrenelim. Artı biraz da soğuk, evet. Ve de muhabbet çok güzel ama. Hasta da olmayalım. Burada da üçümüz için de yani güzel bir ortam oluşturduk çok şükür ama tabii ki bunun da bazı şeyleri oluyor. Kaç dakika oturuyoruz yani? 45 dakika olmuş abi yani. Dile kolay. 45 minutes and we are maybe we will get cold. Just no, it's need okay, to, okay. Okay. No problem. So let's learn how was the story Istanbul to Mersin. Okay. So after Istanbul, so in Istanbul I stayed 2 weeks. After I go to Mudanya, city of Mudanya. So from Istanbul to Mudanya, I take the ferry. Ferry. Because it was for in the agglomeration highway. Of Istanbul, it was very hard for me to walk. You know the circulation in with the car and this and so in Mudanya, I arrive in Mudanya and Mudanya start I continue my walk after these big steps in Istanbul. And so after my first step was Bursa.
Bursa, in Bursa. And in Bursa I meet very very good people that they I meet them when I was in the shop, and after they bring me to their home and all. So after Bursa I take the road. It was very very hard road because it was in the mountains from Bursa to Kütahya. And from Bursa to Kütahya was very hard, but I was lucky because I was not very very cold from now, and so I passed by the mountains. And here it was very special because I passed by a very little village, very small village with just old people, and it was very very special. But I like this way because it was very real, and sometimes I don't have internet connection and. It was maybe the real Turkey, right. You know, the real Turkey. By the way, please don't forget what we will continue. But I want to ask you, after this translate, when you go, there is no speaking Turkey English. There is no speaking another language, and you are speaking like your language. They speak their language. Yeah. Can you tell us after the translate to how was the situation? Because as you said, that was a Turkey, right? Okay. Şimdi İstanbul'dan sonra tabii ki İstanbul'u geçerken Mudanya'ya geçecektim. Mudanya'ya geçecekken veya hani o yolu geçecekken otobanlar, İstanbul'un şartları vesaire yürüyerek geçmem çok yani olanaksızdı. Ben o yüzden Mudanya'ya feriyle geçtim, feribotla. Ondan sonra Bursa'ya. Bursa'da beni güzel bir aile bir tanıştık yolda ve beni misafir ettiler. Ardından Kütahya'ya geçtim ama Kütahya'ya geçerken zorlanacağımı düşünüyordum. Çünkü dağlardan geçerek Bursa'dan Kütahya'ya dağlardan geçecektim. Ve çok soğuk olmadı ama şanslıydım. Ama güzel geçti ve ulaştım. Ve orada bir çok küçük bir köye vardım. Ve gerçek Türkiye'yi orada gördüm. Hani sadece yaşlı amcalar, internet bağlantısı yok, hiçbir şey yok. Ben de o sıra şu soruyu sordum, devam edecek. Nasıl bağlantı kurdun? Yani konuşma şeklini nasıl yaptın? Çünkü İngilizce bilmiyorlar, sen Türkçe bilmiyorsun. Neler oldu? Okay. Bu arada abi sormak istediğin sende varsa. So for me this part, for me it was the more interesting. Because me I don't like to pass by big city. I like to pass by little village with little road. And in the question of the language, me I like to learn new language. Always when I am in a country, I try to speak just the language of the country. So when I was in this part, you know, in Turkey, there are very very little part of the population that speak English, and in this area, nobody speak English. Perfect. And if you show the application of translate to old person, you will say, what is this? And so during this time, I have really learned Turkish. For me, it was very beautiful, beautiful, beautiful part, and yeah, it's very good. Yeah, very good. Yani. Bu cevap aynı bizim karşılaşmak istediğimiz veya seyahatlerde bizim de aslında istediğimiz ve beklediğimiz ve yaptığımız şeyler cevap oldu. Kendim aslında buna örnekim yani ilk seyahate çıktığımda dil bilmiyordum yani hiçbir şekilde hani. Yani dil bilmesem bile dünya her tarafında beden dili aslında ortaktır. Yani dil bilmiyorum diye yola çıkmayan çok insanlar var hani cesaret edemeyen insanlar var ama yani Naim Türkiye'de Türkçe bilmiyordu ama İstanbul Tekirdağ'dan gittikten sonra Mersin'den çıktıktan sonra biz şu an Naim'le Türkçe konuşuyoruz. Yani yani senin konuştuklarını büyük ihtimalle %80'i falan anlıyordur yani, değil mi? Yani çok rahat bir şekilde Türkçe anlaşabiliyoruz şu anda Naim'le. Yani Naim'in dediği şey de şuydu. Ben bir yere gittiğimde sonuçta onun dilini öğrenmek istiyorum, kültürünü öğrenmek istiyorum ve benim için aslında çok büyük bir fırsattı çünkü zaten gittiğimde hani direkt İngilizce konuşmaya çalışmıyorum. Türkçe konuşmaya çalışıyorum, Türkçe öğrenmeye çalışıyorum ve mesela o köye gittiğimde de ya yani ben ona çeviri programını bile göstersem bu nedir lan ne uzattın bana diye cevap veriyorlardı diyor. Ve bu şekilde aslında dili öğrenme sürecim bu şekilde gelişti ve senin dediğin gibi de abim yani zaten öyle bir şey ki mesela Güney Amerika anım aklıma geldi. Aynı Naim'i yaşadım, birebir aynısını şöyle yaşadım. Yani gittim Küba, Meksika, Kolombiya seyahatim oldu 4,5 ay. I will also translate you. Mesela hiçbir şekilde İspanyolca bilmiyorum. Sadece İngilizce anlaşabiliyorum ama ben dedim ki İngilizce de anlaşmayacağım. Sadece İspanyolca deneyeceğim kendimi ve
köye gidiyordum aynı dediği gibi. Bana diyor ya bu ne Trans'teydi hani nedir bu? Ben diyordum ki hani zaten konuşmaya çalışıyordum. Ben de 4,5 ay kaldım ve çıktığımda artık İspanyolca konuşabiliyordum. Herkese anlaşabiliyordum. Yani belki bir basit temel düzeydeydi ama çok güzel anlaşabiliyordum. Öğreniyorsun yani. Ki bunu zorladıkça yapabiliyorsun sen. Hani gidip sadece sallıyorum gidip o bölgede kendi dilini konuşan insanlarla konuşup sadece orada vakit geçirsin zaten öyle bir dil öğrenme olayı yok. So when I was also in South America, mm-hmm. I was trying to speak Spanish with everybody yes. because I wanted to learn Spanish of as course, you but you experienced yeah. in and, Turkey. And when you learn the language, you learn the people and the country. Exactly. And this is very important. This is very very important because when you speak there are a lot of meaning, a lot of things. And when you speak the language, you learn the characters of the people also, you know. So it's very, very important. The language is, for me, it's very important in travel, always. But by the way, there was one question. I will translate this all. Okay. How many languages you know? Now I speak? Yes. So because I pass maybe 1 month and more in Italy, so now I can speak Italian. After I have learned during a long time the Serbo-Croatian, but you know when you travel, your brain try to survive. So when you are in the country, you forget the precedent language. And şimdi yes, continue and I will translate. And what I say? So you said you learned Italian language. And after I've learned the Serbo-Croatian. Serbo-Croatian. In Yugoslavia because and after I forget because after I learn after I must to speak Albanian. After Albanian, I try to in Greece. I don't learn Greece because people speak English. A lot of always they speak English with me, so I speak English. And after I have learned Turkish, but now I have little forget Turkish because now I try to learn Arabic, and but it's in my brain and I will remember when you are in the country after you remember directly. But really, I very very good. Learn Turkish, very good. Learn Turkish. After I can speak with people, no problem. And by the way, yeah. when I speak, like when I translate everything, yeah. how many percent of that you get it? And maybe. Also, Mesut abi speaking, you're yeah. hearing, and how many percent of the Turkish you understand right now? Maybe now, maybe 40%. 40%. Yeah, but that's not but, bad. But before leave Turkey, it was like maybe 70%. Really, 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 really great, really. Zaten dili öğrenmenin en güzel olaylarından biri bir de kültürü öğreniyorsun, insanı öğreniyorsun, o karakteristik özelliği yakalıyorsun insanlardaki. Sonuçta ya dil öğreniyorsun ve insan öğreniyorsun. Bir dil bir insan dediğimiz olay. Şimdi mesela yolda gelirken az önce bir soru vardı çünkü İtalyanca öğrendim diyor. Bir ay kaldım o sürede yani en azından bir giriş temel. Sonrasında bir Yugoslavya'da Rusça biraz öğrendim diyor. Ama onu unuttum diyor yola çıktığımda. Ve ardından mesela Türkiye'ye geldiğimde Yunanistan'da Yunanca öğrenmeme gerek kalmadı. Çünkü çok fazla İngilizce, herkes İngilizce. Hey! Sahbe! Ruh! Sahbe! Sabır, 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 sabır. Çocuk kamerayı alıp gidecek. Çok sabırsız. Vallahi billahi. Şimdi Yunanca'yı da gerek kalmadı çünkü İngilizce ile konuştum. Sonra Türkiye'ye geldim, Türkçe öğrendim ama Türkçe'yi de şey yaptım da anladın, öğrendim de ama böyle bir yaklaşık bir ay falan oldu sanırım Türkiye'den ayrılalı. Yavaş yavaş unutmaya başladım ama dedim ki az önce de Mesut abi bir şeyler söyle, ben Türkçe'ye bir şeyler çeviriyorum. Bunların yüzde kaçını anlıyorsun dedim, %40 dedi. Ama Türkiye'deyken %70'ini falan anlıyordum dedi. Tabii yine gayet iyi, 3 ayda sonuçta %40 gibi bir anlamış olmak gayet güzel. Tebrik ediyoruz seni, congratulations. While you like learn that kind of Turkish, bravo. Çok And, teşekkür. Ne? Çok teşekkür. Çok teşekkür kardeşim. So, you know, our cultural thing, they always wonder about the ages when the people, they want to know people. So yeah. The first question is, how old are you? And the other question is, Mecca, Medina and Quds, if you want to talk about the three cities, holy cities, which one or
other cities. Do you have any cities that you want to live in? And we also wondering about your next story. But can, if you have something after Turkey, because we were talking about the Kütahya, because after Kütahya you passed the Mersin, right? So Kütahya, Mersin, if you can very quick summarize, and after Kütahya, Kıbrıs, and Kıbrıs, Urdun, and here. Very short, okay. Because you know the time and everything. Okay, but this is the beginning of the knowing each other, right? So let's talk about it. So after Kütahya, it was hard because the cold come, and the cold, you know, in Turkey it was very 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 cold. And so it was very hard in this and maybe if I was not in Turkey it will be very very hard with the cold, because I was lucky. I was in Turkey, people welcome, and I was always sleep in a place, no, never outside when it was cold. And so after I arrived in Konya. In Konya, I don't find the place for sleep, so I take like a hostel during 3 or 4 days for because I was very very tired. And before, when I was in Konya, there the Deprem arrived. Mm-hmm. Arrived Deprem when I was before Konya, and it was lot of car, and I stay maybe 3 weeks in the same place because I was blocked by the car, and very very hard. And and after I arrived in Konya, it was very difficult period because you know, for the country it was very difficult because of the Deprem and with the people. And I feel a lot of solidarity with the people, and very very sad of what happened. Konya'ya geldiğimde otelde kalmak zorundaydım çünkü çok yorulmuştum ve orada da bir yer bulamamıştım, dışarıda da kalmak istemedim. Sonra da bir zaten hepimizin derinden üzüldüğü deprem olayı yaşandı. Ve depreme yaşandığı zaman insanların nasıl yardımsever bir şekilde gittiklerini gördüm. Ama yollar kapanmıştı. Hani yolların bir, yani sadece yardım araçları için tırlar vesaire gidiliyordu. Onları gördüm ve o yardımlaşmayı gördüğüm için mutluydum, ama tabii deprem olayından dolayı çok üzgündüm. Sonra işte Konya'dan Karaman'a, Karaman'dan Mut ve Silifke'ye ve Taşucu'ndan Kıbrıs'a doğru yola çıktım dedi. Bizim sormak istediğimiz devamında bir şey var mıydı abi? Yok, son rotayı artık şey yapacağız. So after Turkey you came Kıbrıs, Jordan and Palestine. Right now you are in Palestine. After here şehir dışında yaşamak istediğim şehri tam the three cities I tell you, like Mecca, Medina and the Kudüs. Yes. And if you have another city you want to live, where is it? Deklan şöyle hafif bas. Deklan şöyle yukarıdaki. Yukarıda. Evet. Hafif. Açık o. Yes. Okay. If I have another city I want to make, maybe the city of the east of the Turkey. Where? Like in the east of the Turkey. East of Turkey. Yeah, after, because at the beginning I want to pass by this city, but after the war Deprem, it was very hard for me, you know, to come and to ask hospitality. People, no, it was not possible for me. And so in the future I want to go back in this region. Inshallah. Maybe to go to Adana, to go to Gaziantep, to go to Nusaybin, to go to Mardin, to go to Diyarbakır, Van, all this place. Yani yes. Maalesef deprem olduğu için benim için planlar biraz değişti, çünkü oraları da gezmek, görmek, tanımak istiyordum. Ama olay bu şekilde gerçekleşince tabii ki oraya gidip de o hani insanların o, yani zaten insanların yardıma ihtiyaçları vardı. Ben oradan o yüzden o şekilde geçmedim ve yoluma devam ettim dedi. Tabii Türkiye'nin doğusunda yaşamak isterdim. Cevabı bu aslında. O yüzden hani merak ediyor ve gelmek istediği için de soruyu bu şekilde bağladı. Şimdi bir dahaki de ben misafir edeceğim inşallah. İnşallah. Next time he will host you inşallah in the Turkey. İnşallah. East. Bingöl. Yes. Very nice. Ve son çok soru güzel. Neydi?
buradan sonraki rota neresi? So what is the next destination for you and how is the plan? Can you tell us? Now my next plan now, so now I will pass some days in Palestine now, because we have a project with association to make some action in a refugee camp at Naplouse and Jenin. After this, I will go back to Amman in Jordan, and because here I have a bicycle that awaits me for go in a new adventure to go to Mecca by bicycle this time. Maybe it will spend me 1 month and a half, and it will be maybe my most beautiful travel in the world, you know. Inshallah. Because it's more than travel, you know. It's I will make Umrah and maybe Hajj, because it will be in the period. Allahu Akbar. Allahu Akbar. And and so yeah, it will be very nice, but also very hard with the warm. But I'm very happy to. Let's make see. This. Yeah, yeah, Allah, yeah. Allah helps. İnşallah. Buradan sonraki rotası inşallah şöyle bir olayı var. Filistin'de birkaç gün geçirdikten sonra Nablus ve Cenin tarafındaki kamplara gidip orada bir proje var. İnsanlara yardım için bir projeye katılacak. Ve ardından oradan Ürdün'e geçmesi lazım. Çünkü orada ona bir bisiklet bekliyor. Niye? Çünkü Ürdün'den başlayıp Mekke'ye inşallah gidecek kutsal topraklara, diğer kutsal topraklara. Ve orada aslında hem seyahat hem ibadet için yapacak bunu. Hem umreyi yapacak ve belki de eğer zaman ayarlamasını yapabilirsen 1,5 ay falan alacak zaman dedi bisiklet oraya varmak. Belki hac da yapabilirim dedi. İnşallah biz de onun için dua edelim, siz de oradan dua edin. Yani inşallah yolu açık olsun. Biz de dua edeceğiz, siz de dua edin. Gerçekten çok güzel bir hedef. Instagram hesabını paylaşacağız. Kendisi sosyal medya kullanmıyor normalde ama ben canlı yayın sonunda alta yazacağım. Onu biraz bu saatte artık bundan sonra Naim'in bir şekilde yolda geçirmiş olduğu anıları bizler artık şahit olmak istiyoruz. Ki herkes artık şahit oluyor. Naim normalde sosyal medya kullanmıyor. Ama bizim Türkiye'den ve Filistinlere de şu anda inanılmaz bir yoğun sevgisi var. Herkes Filistin'de şu anda Kudüs sokakta Naim'le yürürken zorluk çekiyoruz açıkçası. Ve bundan sonra inşallah sosyal medya kullanır. Bizi de görmüş olduğu şeylere şahit olur. Biz de onunla birlikte gezmiş oluruz. Witness of the what you saw with your eyes inşallah. Tamam kardeşim. Tamam. Do you want anything right now to say people who are watching us, because I'm recording for YouTube, okay. And he also recorded for the okay. Instagram live. Okay. People hear your story, and okay. Please can you tell us, like, finish this topic inshallah. Of course. So if I can advise some people to always to search to talk with other people, other religion, other culture, other country, always. We must to be open, we must to live together, we must to discover other people, always. Because in the heart we have all humans, and we share the same dream and the same, we just want to live in peace, you know, with other people, and just this. And sometimes it's hard, but we must to keep faith in humanity and in the people, and always keep the smile. And sometimes it's very, very hard to do this, but we must stay like this, you know. We must to stay like this. En son söylemek istediğim bir mesaj var mı dedim. Bir şey, yani herhangi bir insanlara, şu an seni izliyor hem Mesut abinin Instagram hem benim YouTube için şu anda çekiyoruz videoyu. Dedi ki yani aslında herkesin isteği bir amacı, bir yapacağı şey bir barış istiyoruz hepimiz, yani yeter ki gidip insanlarla tanış olalım. Yani özellikle şunu bastıra bastıra söyleyeyim, yani gidin farklı ülkeler, farklı insanlar, farklı şehirler, illa ülke değiştirmekle yani kısıtlamış olmayalım, hani çünkü ülkeyi değiştiremeyenler de olabilir kendi ülkesini, ki şu anda işgal altındaki bir ülkeden, zaten şehirden, yerden bahsediyoruz maalesef. Hani bu kutsal topraklar buradaki milyonlarca insanı aslında maalesef bir açık hava hapishanesi gibi tutsak ediyor bazı sebeplerden dolayı. Aslında işte Nail'in şu anda bahsettiği şey de ona çıkıyor. Yani keşke hep beraber bir birleşebilsek de şöyle bir diyor ya, dünya benim memleket, Barış Manço. Onun gibi aslında seyahat edebilsek her yeri rahatlıkla, ki bazı pasaportlar maalesef çok güçlüyken bazıları hiçbir değeri bile olmuyor maalesef. Ama tabii istiyoruz ki biz gezebildiğimiz kadar gezelim. Şu an Nail gezebiliyor.
destek olalım, köstek olmayalım. Yani gerçekten güzel bir, yani kendisi için güzel bir amaç edinmiş, güzel bir yola çıkmış. Allah yolunu açık etsin. İnşallah may Allah with you and the road will be very easy for you all the time. Inshallah we can be like see each other again in the time time by. Inshallah. Maybe we can travel together. I don't know. Allahu alem. Inshallah. If you come Turkey, you have home. You have home. And I am traveling with caravan, but you can hitchhike to me. That's no problem. No problem. Eyvallah. Maybe we will. You will host us. Maybe. Somewhere else. Come. Eyvallah. Come. Eyvallah. Shukran. Jazakallah khair. Inshallah. Maybe next video or next time. But we are here. Inshallah, for 5 days. Yes. And we see each other maybe next time. No problem. Evet, okay. Sıkıntı yok. Eyvallah. That was it. Bu kadardı. Görüşürüz inşallah. Kaydedeceğiz inşallah. Orada da Naim'in Instagram hesabını yine İbrahim Hızlı Gezgin takip edelim muhakkak. Güzel hikayeler biriktiriyor kendisi. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm. Kamera arkasında da Afra Hanım'a teşekkür ediyoruz. Eşim sağ olsun. O soğukta burada gırıla gırıla hem yorumları okudu. Vallahi bile. Hadi dağılalım olaysızca. Eyvallah. Seriously, 1 hour and 9 minutes. Alhamdulillah. It was very pleasure to hear good. Your stories, yeah, I'm bro. Sorry, I yeah, it's more like 2 hours, 3 hours topic, but we will talk about it. Maybe not sorry, in. Bir baksana kameraya. Nasıl gözüküyor? Canlı yayınımız. Deklanşöre yarım dokun. Nasıl gözüküyoruz? İyi mi? Elhamdülillah. Ente? Maşallah. Okay, we can also check like 1, 2, 3 cameras. However you feel comfortable with me or with the cameras or anything. Bir bak üstüne sadece bir kere dokunacaksın. Hiç oynatma yerini. Thank you.